sonundayız. Saatlerimiz onu gösteriyor. Yarım saat önce borsa açıldı. Piyasalarda olumlu hava sürüyor. Az sonra detaylı bir şekilde piyasa tablosunu konuşacağız. Öncesinde gündemde neler var? Şöyle bir toparlayalım. Japonya Merkez Bankası'nın para politikası toplantısı sonuçlandı. Banka, Japonya'daki durgunluk endişelerine rağmen herhangi bir politika değişikliğine gitmezken ekonomiye ilişkin değerlendirmelerini korumaya karar verdi. Analistler, Japonya Merkez Bankası üzerindeki baskının 30 Ekim'de yapılacak toplantıya kadar artmasını bekliyor. San Francisco Fed Başkanı John Williams, Fed'in faizi bu yıl artırmasının akla yatkın olduğunu söyledi. Amerika'da tam istihdama yaklaşıldığını ve enflasyonun yükseleceğine yönelik beklentisini koruduğunu belirten Williams, yine de bundan sonraki faiz toplantısında ortaya konacak görüşleri dinleyeceğini kaydetti. Williams, Fed'in faizi kimsenin beklemediği bir anda artırmaması gerektiğini söyledi. IMF, dünya ekonomisine ilişkin büyüme beklentisini bu yıl ikinci kez düşürdü. Para fonu 2015 küresel büyüme tahminini %3,3'ten %3,1'e, 2016 beklentisini %3,8'den %3,6'ya indirdi. IMF, ABD'nin bu yıl %2,6, Euro bölgesinin %1,5, Çin'in ise %6,8 büyüyeceğini öngördü. IMF, Türkiye için 2015 büyüme beklentisini %3,1'den %3'e düşürdü. 2016 büyüme beklentisi %3,6'dan %2,9'a çekildi. IMF'nin yeni baş ekonomisti Maurice Obstfeld, mevcut küresel ekonomik ortamla ilgili öngörüde bulunmanın zor olduğunu söyledi. CNBC'ye konuşan Obstfeld, Çin'in üretim ve tüketim politikasını hızlı değiştirdiği bir dönemde dünyanın son derece dinamik bir durumda olduğunu kaydetti. Obstfeld, yüksek emtia fiyatları döneminin geride kaldığını ve Fed'in zamanlaması belirsiz bir normalleşme sürecine girdiğini tespit etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde dış ticaret açığı büyüyor. Dış ticaret açığı Ağustos ayında beklentilerin üzerinde %15,6 artarak 48 milyar 300 milyon dolara yükseldi. Böylece dış açık son 5 yılın en yüksek düzeyine ulaştı. Piyasalara bakalım. İçeride olumlu bir tablo var dedik. Olumlu hareketi destekleyen çok sayıda unsur var. Cuma günü ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin zayıf gelmesinin ardından zaten gelişen piyasalara dönük bir sermaye akışı var. Bu Türkiye piyasasını olumlu etkiliyor. Türk lirası değer kazanıyor, faiz geri çekiliyor. Mevcut ortamda borsada önemli dirençlere doğru hareket ediyor. Hemen Borsa İstanbul'a bakalım, sabah saatlerinden bu yana ne yaşandı? 78 bin seviyesi yukarı yönlü olarak test edildi. Dün itibariyle yükseliş vardı ama en fazla 77.600'lere kadar gelebilmişti endeks. Bu sabah itibariyle bu önemli direnci yukarı yönlü kırmış vaziyette ama üzerinde kalıp kalamayacağını izleyeceğiz. 768 puanlık değer kazancıyla 78.044 seviyesinde şu anda işlemler gerçekleşiyor. Hedefin 80.000, 82.000 bandı olabileceği yönünde görüşler var. Mevcut olumlu tablo korunursa şayet. Şu anda borsa tarafında hafta başından bu yana yükseliş %4 civarı bir seviyede gerçekleşiyor. %4'ün üzerinde bir yükseliş var hafta başından bu yana geldiğimiz noktada. Bankacılık sektöründe çok belirgin alımlar var. Yılbaşından bu yana bakıldığı zaman bankalar diğer sektörlere göre biraz geri planda kalmıştı. Borsada bankalar olmadan çok fazla yükselme gücüne sahip olamıyor. Bankalar itici güç konumunda burada. Ve son durumda bugün itibariyle BIST Banka Endeksi %1,5'a yaklaşan bir değer kazancı ile işlem görmekte. Bankaları destekleyen temel faktör de biraz sonra bakacağımız faizler.
bir süredir faizlerde bir katılaşma vardı. Çok düşük bir hacim vardı. Hareketlerde çok sınırlı gerçekleşiyordu. %11'in üzerine yerleşmiş. Hatta bir ara %12'ye yaklaşmıştı. Ancak şimdi yeniden %11'in altında olması bankalara destek sağlayan temel unsur. Artan azalan hisselerle devam edelim. Günün rakamlarını konuşmaya. BIST 100'de en çok artan 2 hisse, hatta 3 hisseye bakıyoruz. 3'ü de spor hissesi. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş. Açılışın ardından geçen yarım saatlik süre sonrasında en çok artan hisse Galatasaray %6,12. Fenerbahçe %6,10. Beşiktaş'ta %3,35'lik değer kazançlarıyla işlem görmekte. Bu hisseleri Doğan Holding ve Metro Ticaret takip ediyor %3'ün üzerindeki değer kazançlarıyla. En çok düşen senetler neler BIST 100 bünyesinde diyelim. Aviva'sa emeklilik çıkıyor karşımıza. Net Turizm çıkıyor, Tüpraş çıkıyor ama bir not aktaralım. Sadece 3 hisse, hatta şu an 2 hisse ve kayıplar son derece sınırlı. Yani BIST 100'ün büyük bir bölümüne yansıyan bir olumlu havadan bahsetmek mümkün. Tüm endekse bakalım. Tüm endekste değeri en çok artan hisse Kiler Gıda %9'un üzerinde bir değer kazancıyla işlem görmekte. Euro Yatırım Holding takip ediyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Marshall Boya artan diğer hisseler. En çok düşenlere dönecek olursak ilk sırada Ostim Endüstri çıkıyor karşımıza. %4,5'un üzerinde bir değer kaybı var. Yeşil Gayrimenkul, Avot Gıda, Milpa B ve TGS Dış Ticaret düşen diğer hisse senetleri. Hisseler bazındaki tabloyu konuştuktan sonra biraz para piyasalarına bakalım ve dolar TL diyelim. Dolar TL'de 2.94.20'ye kadar bir geri çekilme yaşandı. Şu anda da 2.95'in altında. Sabah Asya piyasalarında 2.95'e gerilediğini aktarmıştık. Şimdi bu seviyelerin de aşağısına geldi. TL'de dikkat çeken bir toparlanma eğilimi şu anda sürmekte. 2.95'in altında 2.90'lara kadar yolu var mı göreceğiz. Yeni hikayeler gerekiyor mu bunun için? Gelen veriler, siyasi ortam, jeopolitik ortam, FED'e dair beklentiler, Çin'e dair beklentiler, bunlar izin verecek mi kurun aşağı gelmesine? Bunlar önemli ama bir yandan da 1 Kasım seçimine doğru geri sayımımız devam ediyor. Euro TL'ye bakalım. Euro TL tarafında da yönün aşağı olduğunu, hatta dolar TL'ye göre geri çekilmenin çok daha belirgin olduğunu söylemek mümkün. TL Euro'ya karşı %0,7 civarı bir değer kazancı içinde ve 3.30-90'a kadar bir ara gevşedi. Şu an 3.31'lerde işlemlerine devam ediyor. Döviz sepeti de aşağı geldi. Orada gelinen seviyelerde de 3.12.95'i görüyoruz. 3.12.65'e kadar inmişti ve aşağı geldiği seviye %0,4'ler civarında. Faize bir bakalım. Gösterge tahvilin bileşik getirisinde %11'in altına geldik demiştik. Buradan %10,89 seviyesinde işlemler var. Hazine Ekim ayı borçlanma takviminin önemli bir bölümünü geride bıraktı. Borçlanmasını tamamladı ve bu hafta düzenlediği 5 ihale sonucunda yüksek talep ve düşük faizler ortaya çıktı. Bu da talebin yüksek olduğunu gösterdi. Faizlerin de bu seviyeye gelmesinde bu ihalelerin etkisi oldukça fazla. Onu da söyleyelim. Bugün içeride yoğun bir veri akışı bulunmuyor. Bir yandan küresel piyasaları izliyoruz. Hemen oradaki tabloya da bir bakalım. Murat Uzel aktaracak bize detayları. Murat, günaydın. Öncelikle merhabalar. Günaydın İnci. Merhabalar. Avrupa'da açılışlar kısa bir süre önce gerçekleşti. Sabah Asya'da yükselişler vardı. Ne kadar yansıyor Avrupa tarafına? ABD dün karışık bir kapanış ortaya koydu. S&P o yükseliş grafiğini bozdu. Bugüne dair beklentiler ne yönde? Evet, hafta başındaki o hızlı boz yükselişlerin yerini biraz daha kısıtlı primler aldı diyebiliriz ki bugün Asya ve Amerikan vadelilerinin artı görünüşünü Avrupa'da yansıyacağına ilişkin beklentiler biraz daha arttı ki sabahın erken saatlerinde aslında eksi yönde bir açılış olacağı beklentisi vardı. Biraz sonra nasıl bir açılış olduğuna zaten bakacağız. Orada işlemler başladı, yaklaşık bir 10 dakika kadar oldu. Gelişen ülkeler tarafında bir miktar gelişen ülkelere para girişi olduğunu görüyoruz. Bu dolar TL'de görünüyor. Diğer ülkelerin para birimlerinde hangi seviyelerdeyiz ona da biraz sonra bakacağız. Bunun dışında dünkü Amerika'nın dış ticaret verisinin beklenenden kötü gelmesinin yarattığı bir altın hareketi var. Altın fiyatları 1150 doları aşmış durumda.
ve petrol. Petrolde de 2 dolar aşan yükseliş var. Brent şu an 52 dolar seviyelerinde üzerine çıkan bir hareket içerisinde. Bu tip piyasa hareketliklerine sahip bir günle aslında söze başlıyoruz. Böyle noktada önce de para piyasasındaki son duruma bakıyoruz. Amerika'da bugün önemli bir makro veri yok. Dünkü veri, özellikle dış ticaret verisi parite üzerine çok ciddi bir etki yaratmadı belki ama altında bazı fiyatlamaları değiştirdi diyebiliriz. Şu anda Euro-Dolar'da bant aralığının çok geniş olmamakla beraber pariteyi aşağı çeken bir gelişme gösterdiğini söyleyebiliriz. Biraz 12.50'nin altına doğru bir gerileme var ki zaten dün 12'nin üzerinde seyrediyordu. O seviyeden çok uzak değil. Dün 24 saat öncesine kıyasla biraz daha yüksekte ama çok da büyük bir fark yok. Dolar endeksi 95.5'un altına sarkmış durumda. Bu bugünün hareketi değil, dününe ait bir hareketti. Bugün de o pozisyonlar korunmakta. Tabi İngiltere'nin gün içerisinde açıklayacağı sanayi üretim verisini izleyeceğiz. Almanya'nınki açıklandı, biraz sonra bakacağız. Fed yöneticilerinden San Francisco Fed Başkanı John Williams'ın yaptığı açıklama Fed'in faizi bu yıl arttırmasının akla yatkın olduğu yönündeydi. Ama Ekim ayındaki toplantıda ki özellikle Merkez Bankası yöneticilerinin yapacağı açıklamaları ortaya koyacağı görüşleri de dinlemek istediğini ayrıca belirtti. Eğer bir kötüye gidiş olursa tabii ki burada bu beklentiler, bu öngörüler değişebilir. Boston Fed Başkanı da aslında zaten öyle demişti. Eğer işsizlikte bir yükseliş olursa ve o anlamda oradaki resim bozulursa o zaman faizin artırım tarihinin 2016'ya ötelenmesine sıcak bakabileceğini söylemişti. Gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine bakalım. Türk lirasında 2.94'te doğru bir düşüş olduğundan az önce bahsetmiştik. Ve diğer gelişen ülkelere karşı bir kıyaslama yaparsak aslında Türk lirasından daha fazla yükselenler de var. Ama biz TL ile başladığımızda şu an 2.95'in altında işlem gördüğünü söylemek lazım. Malezya ringgitinde ciddi bir yükseliş. 4.30'un altında doğru hızlı bir hareket vardı zaten. Şu anda da 4.25'lerde işlemler devam ediyor. Bunun dışında hareketli noktaları aradığımızda Rus rublesi biraz toparlıyor ama Endonezya rupiyasındaki yükseliş biraz daha keskin durumda. Biraz da Asya para birimlerinin öncülük ettiği bir gün yaşıyoruz ki Tayland bahtında da yine Türk lirasına kıyasla daha sert bir yükseliş var. Güney Afrika randında da Türk lirasına benzer bir değer artışı olduğunu şu aşamada görebiliyoruz. Avrupa borsasına baktığımızda orada da tabii ki güne %0,5'e varan değer kaybıyla başlaması beklenen bir Avrupa'nın şu an beklenenden daha bir resim ortaya koyduğunda görebilmekteyiz. Gördüğümüz gibi %0,7'ye uzanan yükselişler karşımızda ki Amerikan vadelilerin artıya dönmesi burada bir katkısı var. Sonuçta şu an artı primli bir açılış oldu. Almanya'daki verilere baktığımızda sanayi üretim verisi beklenenden kötü geldi bugün ki dün de sanayi siparişleri beklenenden kötü gelmişti. Bu açıdan da henüz piyasayı olumsuz etkileyecek türden bir veri değil ama Alman ekonomisinin sağlığını izlemek açısından da yakından takip ettiğimiz verilerden biriydi. Bunun dışında işin Amerikan vadeliler tarafına bakarsak yükseliş kendini biraz daha belli etmeye başladı. Sabah biraz daha kararsızdı vadeli işlemler piyasaları. Dün Dow'un yatay diğerlerinin %0,7'ye 8'e varan değer kaybı ortaya koymasının ardından bugün biraz daha en azından görüntü net gibi görünüyor ama tabii oldukça erken saatlerdeyiz. Amerikan borsasının açılmasına daha nereden baksak bir 6 saatlik süre var. Onu da bekleyip görmek gerekiyor. Asya tarafında bugün Japonya Merkez Bankası'nın kararını izledik. Herhangi bir politika değişikliğine gitmedi. Bunun dışında da ekonomiye ilişkin değerlendirmede herhangi bir değişiklik de yapmadı. Ekim sonundaki toplantısına gözler çevrilmiş durumda. Japon ekonomisinin durgunluk riskiyle karşı karşıya olduğu bir ortamda 30 Ekim'de bakalım enflasyon tahminleri ne kadar aşağı yönde revize edilecek? Büyüme tahminleri revize edilecek mi? Parasal genişleme yönünde bir eğilim olacak mı? Bunların hepsini Ekim sonundaki toplantıda takip edeceğiz. Bunun dışında Asya'nın bugün genelde artı olduğunu, Çin'in de bugün de yine işlem görmediğini hatırlatmak lazım. Tahviller tarafına bakarsak İngiliz tahvillerinin faizi biraz daha hızlı yükseldi. Amerikan ve Alman 10 yıllıklarına kıyasla. Bugün de birbirine benzer yükselişler var. Bir miktar buradan para çıkışı olduğunu gördük. Alman faizi şu an 0.60'ların üzerinde işlem görmesi açısından dikkat çekiyor ki 0.50'ye doğru hatta hatırlarsak gerilemişti istihdam raporu sonrası. Bunun dışında emtia tarafında özellikle petrol oldukça hareketli. Dün 2 dolardan fazla yükseldi. Bugün de yükselişin devamı bir miktar geliyor. Son bir aydır hemen hemen her gün şunu söylüyorduk. Belli bant aralığında sıkıştı Brent. O aralığın dışına bir türlü çıkamıyordu. İşte bant aralığı kabaca bu seviyelerde. Yani 50 doların altı biraz da
46 dolar civarı gibi bant oluşturmuştu kendini ama yukarı yönünü kırdı. Burada Uluslararası Enerji Ajansı'nın hemen izlediğimiz bu açıklaması, özellikle talep artışından bahsetmesi, OPEC dışı ülkelerdeki arz artışının hız kesine dair bir değerlendirmede bulunması öne çıkan faktörlerdi. Bir yandan tabii ki Amerikan petrol stokları verisinin bir düşüşe işaret etmesi de dikkat çekti ki bugün de Amerikan Enerji Bilgi Dairesi'nin resmi stok verileri, hükümetin resmi stok verilerini takip edeceğiz. Evet, petrol fiyatları yükseldi ama dün de daha yeni bir açıklama vardı bu fiyat yükselişi öncesi Shell CEO'sundan. O da petrol fiyatının ancak çok yavaş bir şekilde yükselebileceğini söylemişti. Bu ani yükselişin kalıcılığı konusunda hala soru işaretleri olduğunu belirtmek lazım. Altın tarafında da dünkü Amerika'nın dış ticaret verisinin beklenenden büyük bir açığa işaret etmesi altını hareketlendirdi. Neden? Çünkü tabii dış ticaret açığının büyüyor olması bir yandan da Amerika'nın güçlü dolardan zarar gördüğü yönünde bir algılamayla desteklemiş oluyor. Güçlü dolar Amerika'nın dış ticaretini ve büyümesini olumsuz etkiliyorsa Fed böyle bir ortamda nasıl faiz arttıracak? Faiz artırma konusunda zorluk çeker görüşünün altını hareketlendirdiğini gördük. 1152 doların üzerine çıktı. Yaklaşık 1,5 ayın en yüksek seviyelerine doğru yaklaşmış gelmiş durumda. O seviyeleri şu andan da koruyor diyebiliriz. Şimdi genel bir değerlendirme almak için özellikle içerideki hareketliği konuşmak için bir uzman görüşüne başvuracağız. ALB Forex araştırma uzmanı Eda Önder bizlerle beraber olacak. Tabii özellikle kurdaki 2,94 seviyelerine doğru geri çekilmenin nereye kadar gidebileceğini de burada masaya yatırmak lazım. Eda Hanım hoş geldiniz. Dolar Türk Lirası 2.94.82'de 93'e inmeye de çok yaklaştı. Dolar Türk Lirası için ne söylemek lazım? Evet Murat Bey, sizlerin de az önce özetlemiş olduğu gibi şu anda kur cephesinde gördüğümüz aşağı yönlü hareketin iki temel etmeni var. Bir tanesinde önce merceğimizi yurt içine çevirmek lazım. Bir süredir düşük talep gördüğünü bahsettiğimiz Türk Lirası için dün hazinenin gerçekleştirmiş olduğu ihaleler sonucunda gelen talep birazcık daha lirası yatırımcısının yüzünü güldürdü. Ama asıl sebebimiz ise gelişmekte olan ülkelerin piyasalarına baktığımızda, gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine baktığımızda dolar karşısında değer kazanma eğilimlerinde bu kitle harekete Türk Lirası'nın da kuvvetli şekilde iştirak ettiğini görüyoruz. Ancak burada performanslarda dikkat çekmek gereken bir şey var ki söz konusu bu bahar havasına, söz konusu bu pozitif seyre Türk Lirası'nın iştirak etme derecesi birazcık sınırlı. Çünkü bizim yurt içinde şu an için her ne kadar çok fazla jeopolitik risklerimiz Türk Lirası için fiyatlanmasa bile halen şu an sınırda yaşanan hareketlilik bir Rusya ilişkin gündemimiz çok fazla fiyatlanmasa da önümüzdeki dönemlerde fiyatların içine girebilir. Siyasi belirsizliğimize devam ettiğimiz sürece bu belirsizlikler, bu riskler birazcık da Türk Lirası'nın değer kazanma eğilimini sınırlar şekilde. Ancak 2.95 seviyesinin altında gördüğümüz dolar TL'nin aşağısında kanal hareketinde 2.92 seviyesine yolu açılmış durumda. Ama bugün yatırımcıların kademeli şekilde takip etmesi gereken seviyelere baktığımızda ise öncelikle 2.93.60 seviyesine dikkat çekmek istiyorum Murat Bey. Bu seviye aşağısında çok rahat şekilde 2.92 seviyelerine gidecek kadar dolar TL'nin yolu var gibi görünüyor. Peki dolar Türk Lirası için bunlar biraz daha alım noktaları mıdır yoksa biraz daha düşüş yönünde bir eğilim olmasını bekliyor musunuz? Açıkçası az önce de bahsetmiş olduğumuz riskleri tekrardan nitelendirecek olursak söz konusu riskler dolayısıyla çok fazla dolar TL için bir trend başlangıcı, aşağı yönlü bir trendin başlangıcı olarak algılanamaz diye düşünüyorum. Kur cephesinde dolar TL'nin yönü her zaman yukarı olduğu için söz konusu gevşemeler birazcık daha yatırımcılar tarafından alım fırsatı olarak kullanılabilir. Peki borsa için de söyleyelim, şu anda %1'lik bir yükseliş endeksi şu ana kadar 78.136'ya kadar çıkardı ki şu an 78.000'in hemen altına geri dönmüş durumda. Bu yükselişin nereye kadar devam etmesini bekliyoruz, hangi seviyelere dikkat etmek lazım? Borsa İstanbul'da geçtiğimiz haftalardan başlayan birazcık daha küresel borsalara iştirak eden, bu pozitif seyri iştirak eden bir hava var açıkçası. Dün de söz konusu havaya iştirak ettik. Ancak Rusya'ya ilişkin gündemimizde birazcık daha zaman zaman kazançlarımızı geri versek de bugünkü borsanın yükselişine neden olan iki etmenimiz var. Bir tanesi döviz kurlarındaki görülen düşüş eğilimi, bir tanesi de tahvil faizlerinde görülen geri çekilmenin bankacılık endeksine birazcık daha öncülük ediyor oluşu. Dolayısıyla söz konusu temel etmenler bizlere bir hikaye sunduğu için bu sebeple açıkçası Borsa İstanbul'da 79.000 seviyesi izlenebilir diye düşünüyoruz açıkçası. Evet, ALB Forex araştırma uzmanı Eda Önder, çok teşekkürler katkılarınız için.
Evet, uluslararası piyasalarda gelişen piyasalar tarafında hava biraz daha olumlu. Özellikle Asya piyasalarında şu an borsaların ve para birimlerinin daha hızlı yükseldiğini görüyoruz. Oradaki iyimserlik biraz daha fazla. Ama genel bir çerçeve çizmek gerekirse çok da pesimist veya negatif hava olduğunu da söyleyemeyiz. Murat, çok teşekkürler aktardığın bilgiler için. Bu bilgilerle kısa bir araya çıkalım. Aradan sonra Güngör Uras'ın ekonomiye dair değerlendirmeleriyle karşınızda olacağız. Vakıfbank'ın sunduğu piyasa ekranı devam ediyor.